Merhaba arkadaşlar, bugün online butik atölye hakkında hep beraber bilgi sahibi olacağız. Online butik atölye benim uzun yıllardır vermiş olduğum aslında butik atölyenin içerik olarak neredeyse aynısı. Fark nerede mi? Eskiden şu anda beni izlemekte olduğunuz buradaki stüdyo ortamında değil, artık bilgisayar ekranlarınızdan beni izleyerek buradaki dersi hep beraber izleme şansına sahip olacaksınız. Online butik atölye eskiden olduğu gibi şimdi de online olarak, yani online olmamış haliyle de toplamda 3 günü kapsamakta. Hadi şimdi tahtadan hep beraber bir şekilde bakalım. Toplam 3 gün atölyede bizi ne bekliyor? Online atölyeye kimler katılmalıdır? Online butik atölye kimler için faydalıdır? Online butik atölyeye nasıl katılabiliriz? Online butik atölyenin içeriği nedir? Ve sonuçta elimize bir sertifika geçecek mi? Hepsinin cevabını şimdi hemen hızlıca vermiş olacağım. 3 günlük eğitim gerçekten çok etkili ve güzel bir eğitimdi. Akademide bulunmaktan çok mutluyum. Mükemmel bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Serhan Hoca bence bu işte bayağı iyi. Serhan Selter Akademi eğitim programı olarak uzun yıllardır birbirinden farklı birçok eğitim sistemini uygulamaya devam ediyorum. Butik atölyemiz artık yeni dönemle beraber online ismini aldı ve online butik atölye ile beraber artık işimizi ekranların karşısından yapıyoruz. Nedir butik atölye? Butik atölye toplam 3 tane parçadan oluşan eğitim sistemlerimin birinci basamağını oluşturur. Bu eğitim sistemine kimler katılabilir? Düğün fotoğrafçılığına girmiş olan veya girmeyi düşünen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen, fotoğraf meraklısı olan ve fotoğrafçılıkta kendini geliştirmek isteyen herkes bu atölyeye katılabilir arkadaşlar. Peki bunun içeriğinde ne vardır? Nasıl bir çalışma vardır? Üst giriş ve ileri düzeye yakın bir içerikte bir müfredat programı vardır arkadaşlar bu programda. Yeni sezon hazırlığında, sezon açılmadan önce düğün fotoğrafçılığında kendinizi hazır edebileceğiniz bir sistemi de burada rahatlıkla uygulayabileceğiz. Çok memnun kaldım. Resmen yeniden bir aydınlanma yaşadım diyebilirim aldığım bilgilerle. Herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten bakış açınız çok değişecek. Şimdi butik atölyemizin gün gün nasıl bir sistemle çalıştığına şöyle bir gözden geçirelim. Aynı sistemler online olarak devam edecek. Serhan Selter Akademi tecrübesiyle. Şöyle hemen birinci gün neler yaşayacağız hemen bir bakalım. Birinci gün katılımcı arkadaşların her birinden 3 veya minimum 2 tane düğün konseptli, eğer ellerinde yoksa portre fotoğrafı konseptli dijital formatta fotoğraflar rica ediyorum ve her eğitimin fotoğraf analiziyle beraber başlamakta. Fotoğraf analizleri aslında bizim atölyelerimizin en faydalı bulunan ve içerik olarak en zengin konulara dokunabilme imkanı bulunan da konusu olarak ortaya çıkmakta. Fotoğraf analizleri her bir katılımcının tek tek yapmış olduğu çalışmaları kitle içinde arkadaşlarla beraber inceleme fırsatı vermiş olduğu gibi normalde atölyenin konusu içerisinde aslında dahil olmayan birçok konuyu da inceleme fırsatına sahip olmamızı sağlıyor. Işık bilgisi, poz bilgisi, kompozisyon bilgisi ve teknik pozlamalar gibi birçok detayları doğrudan doğruya katılımcının fotoğrafı üzerinden yorumladığında katılımcı daha da konuyu içselleştirerek özel bir eğitim alma fırsatına da sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla birinci aşamamız arkadaşlar, yani birinci gün olarak başladığımızda birinci günkü çalışmamızın ilk aşaması fotoğraf analiziyle başlıyor diyebiliriz. Şimdi fotoğraf analizi olarak başladığımızda yazalım. Fotoğraf analiziyle beraber başlıyoruz. Fotoğraf analizinden sonra yapacağımız çalışmalarda her bir arkadaşın fotoğraf analizini yapıyoruz. Sonrasında teknik bilgilere doğrudan doğruya giriyoruz ilk gün içerisinde. Kamera bilgisiyle beraber bir çalışmamız oluyor. İkinci aşama arkadaşlar kamera bilgisi oluyor. Kamera bilgisi içerisinde sadece diyafram enstantane, ISO ayarları değil, kamerayı bir portre fotoğrafçısı olarak hangi lenslerle beraber, yani tüm teknik detaylarıyla hangi lensler uyumludur, teknik özellikleri nelerdir, elimizdeki markaya ve modele göre makinamızı nasıl efektif bir şekilde kullanabiliriz, poz özelliklerini, ISO performansını ve bunlara bağlı olmak üzere kombinasyonel olarak çalışmaları nasıl sağlayabiliriz gibi birçok detayda soru cevap olarak da olacak. Elinizde arkadaşlar bulunacak. Kamera bilgisinin yanında aynı zamanda pozlama
ayarları da mutlaka arkadaşlar yine bulunacak. Pozlama olarak ben buraya yine yazıyorum. Pozlama ayarlarını da anlatmış olacağım. Atölye toplam kaç gün sürecek ve her bir ders ne kadar sürecek? Atölyelerimiz toplam 3 gün sürecek arkadaşlar ve 3 gün peş peşe olacak bir çalışma. 3 gün peş peşe olacak bu çalışmada da her gün 2 çarpı 40 dakikalık bir çalışma ortaya çıkartacağız ve her bir ders 40 dakika ders, 10 dakika mola ve 40 dakika yine ders olmak üzere toplam 90 dakikamızı alacak şekilde programlanacak. Ve yaptığımız çalışma doğrudan doğruya online üzerinden yapılacak. İkinci güne bakalım. İkinci güne baktığımızda ikinci günkü çalışmamız şöyle hemen bir yazdık. İkinci günkü çalışmamız benim en sevdiğim konulardan biri ki beni takip eden birçok arkadaş da bayılıyordur. Evet bildiniz ışık. Direkt olarak ışık bilgisi üzerinde bir çalışma çıkartıyoruz. Işık bilgisini ta temelden alıyoruz. Işığın kaynak hareketleri, yapıları, ışığın davranış biçimlerini fotoğrafik olarak nasıl çözümleyeceğimizi, fotoğraf makinesinin ışığı nasıl algıladığını ve fotoğrafik olarak ışık mantığının nasıl çalıştığını hep beraber görme şansına sahip olacağız. Burada ışık tabii ki çok büyük bir konu ama buradaki çalışmamızda fotoğrafik olarak ışık, fotoğrafı oluşturan kaynak olarak ışık ve bir fotoğrafçının cisimler üzerindeki iz düşümünü takip ettiği bu ışığı nasıl görüntüye çevirdiğine dair ipuçlarını en ince detaylarına kadar, makinenin tek detaylarına kadar hep beraber inceleme fırsatına sahip olacağız arkadaşlar. Işık bilgisinin yanında mutlaka pozlarla ilgili de çalışmalarımız olacak. Işık bilgisi ve fotoğrafik ışık kullanımı olarak bunu da isimlendirmek yine mümkün. Fotoğrafik ışık kullanımı. Üçüncü günümüze baktığımızda, üçüncü günde arkadaşlar düğün fotoğrafçılığının uygulama esaslarına girmiş oluyoruz. Ülkemizde düğün fotoğrafçılığının nasıl yapıldığını, herhangi bir düğün gününün nasıl yönetildiğini, düğün günü içerisinde nelere dikkat etmemiz gerektiğini, düğün gününde nelerin fotoğraflanması gerektiğini, düğün hikayesinin nasıl oluşturulduğuna dair birçok ipucunu da sizinle beraber uygulamalı olarak da, yani fotoğraflarımı göstererek de size yine tekrardan anlatacağım. Anlatımımın içerisinde mutlaka slaytlar da olacak. Slaytlarla da beraber hep beraber takip etme şansımız olacak. Üçüncü günümüzde şu anda kısaltmalı olarak yazıyorum. Düğün fotoğrafçılığının uygulama esasları olarak. Sonra ne var? Gerçek uygulamalar var. Yine buradaki esasları anlattıktan sonra daha önce yapmış olduğum çekimlerde dış mekan olsun, iç mekan olsun, hikaye konseptleri olsun, çekimleri nasıl yaptığıma dair kamera arkası görüntüleriyle beraber doğrudan doğruya gerçek çıkan fotoğrafın kamera arkasını anlatarak birebir olarak ders anlatımı yine arkadaşlar yapmış olacağım. Dolayısıyla burada gerçek durumların kamera arkaları olarak yazıyorum buraya da arkadaşlar. Kısaltma olarak kamera arkaları. Ve son olarak da elbette yine bir ödev olarak tüm katılımcı arkadaşlarının ödevi olarak da mutlaka ama mutlaka sorularla gelmeniz çok önemli. Yine minimum 2, benim istediğim 3 tane soruyla gelmesini istiyorum katılımcı arkadaşların. Her birinin bu atölyeye neden katılmak istediğine dair sebepler ve burada ne bilgi almak istediğine dair temel soruları da soru cevap olarak neticelendireceğiz ve 3. günümüzün son 20 dakikasında da son zamanlarında da sorular ve cevaplar halinde ben yine sizin sorularınızı almış olacağım arkadaşlar. Final olarak da soru cevap olarak da yapmış olacağız. Toplamda baktığımızda aslında birbirini takip eden toplam 3 günde 2x40 dakikayı kapsayan toplamda da her gün için 10 dakikalık molasıyla beraber 90 dakika günlük olarak yaptığımız bir çalışma arkadaşlar ortaya çıkıyor. Yine benim vermiş olduğum tüm eğitimlerde bu sefer ilk defa farklı bir sertifika uygulayacağız. Buradaki sertifikamız online katılım sertifikası olacak. Seren Serter Akademi Düğün Fotoğrafçılığı Butik Atölyesi online eğitimine katıldığınıza dair de bir Seren Serter Akademi sertifikası hazırlanacak ve her bir katılımcının adresine, ismine özel olarak kargo olarak gönderilecektir. Bir fotoğrafçı olarak hocamız benim ışığım oldu. Bana ışık tuttu ve bundan sonra da onunla birlikte onun yolunda çok güzel bir şekilde flash kullanacağıma inanıyorum.
Evet arkadaşlar, Seren Serter Akademi online butik atölyesi hakkında elimden geldiğince bilgiler vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yine aklınıza takılan sorular eğer olursa arkadaşlar, lütfen bana mesaj atmaktan çekinmeyin. Dilerseniz beni doğrudan doğruya da arayabilirsiniz. Instagram sayfamda, Facebook sayfamda, her yerde cep telefonu bilgim zaten var. Doğrudan doğruya ulaşmanız da mümkün. YouTube üzerinden, Instagram üzerinden, Facebook üzerinden ulaşabildiğiniz her türlü noktadan da Seren Serter Akademi bilgilerine ulaşmanız mümkün. Bu çalışmamız sadece online butik atölye eğitimi üzerineydi. Seren Serter Akademi online butik atölye üzerine anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa sormaktan ve yazmaktan çekinmeyin. Herkese güzel ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.